7 Ocak 2021 Antalya Kaş Klinik'teyiz. Yanımızda Yusuf İnce Dayı. Evet. Burada domates seralarında bu yıl rekor gelişim, taban ürünümüz, damlama rekor ürünümüz ve yaprak gübremiz, rekor gübreyi. Besleme. Kullanıyoruz. Neler oldu Yusuf Bey? İşte görüyorsunuz, anlatmamıza gerek yok. Yani burası kaç dekar bir alan? 12 dönüm. 12 dönüm. Tamamında 12. Kullandık mı ürünü? Evet, kullandık. Kullandık. Öncelikle toprağımıza uygulama yaptık. Tabandan başladık. Toprak yapısı nasıl buranın? Muhit olarak adını söyleyin ki buradaki insanlar... Yani bilsin. Burası aslında yani bizim göl kısmı dediğimiz yer burası. Göl kısmı, evet. Göl kısmı biraz verimi düşük olan bir yer. Evet. Burası yani toprakta yani üretici arkadaşlarımız da bilir. Hı hı. Yani bunların yani bu gübreleri... Tabandan başladık, attık. Rekor gelişimi. Ondan sonra işte ağaç yapısı olsun, şey olsun, gübrelemede. Evet. Maça sıklığı, maça meyve tutuşu, meyve irişi. Mesela çeşidini renk. Çeşidini soralım. Tori. Şöyle bir gösterelim şuraya. Tori. Şu şeyi, domates. Şöyle bak. Bir yandan şöyle yavaşça. Evet. Çok hızlı hareket etmeden. Şöyle şu tarafa doğru. Şöyle alttan böyle gösterelim. Görüyorsunuz. Çeşit olarak şöyle tutuş, tutum. Şimdi şunu soracağım. Bu 12 yıllık bir seradır normalde, burası. Normalde burada verimleriniz nasıldı? Bu sene nasıl? Yani bu 12 yıldır yani bu yıla gelinceye kadar bu şekil bir verimimi olmamıştı. Verim olmadı. Evet. Şimdi toprakla ilgili suyla alakalı söyleyebileceğiniz bir şey var mı? Nemlilik ve tavlılık, kök gelişimi, saçaklanma ile ilgili. Yani gözleminiz var mı? Evet yani daha bir saçaklar zaten yukarıda daha güzel atışı yani meyve içi ağaç boşluğu gövde boşluğu dolu. Yani ağaç gayet çalışıyor. Tepe sürgünlerimiz de gayet güzel gidiyor. Şurada dönüşler yaptı zaten. Dönüşlerini yapmış. Kalın olarak gidiyor. Evet, kalın olarak. Bir önceki maçlarında tutuyor. Aynen. Şimdi şunlardan bahsedelim. Şimdi yaprak gübresini ilk ne zaman uyguladık burada? Rekor gübre, yaprak gübresi. Üstten attığımızı yani bunu çiçekleme döneminde, her çiçekleme döneminde kullandık. Ne gözlediniz mesela? Attığınızda ne sağladı? Size kaç günde ne sonuç gösterdi? Mesela maça sıklık oldu. Polen'de bir sıkıntı olmadı. Polen'de sıkıntı olmadı. Evet. Meyve tutuşunda herhangi bir zayiatımız yok. Bitkide bir stres oluştu mu? Hayır. Stresi de alıyor. Alıyor. Daha güzel görüyorsunuz. Kaç gün arayla uyguladınız? Ne kadar sürede? Şu anda da uyguluyorsunuz zaten. Evet. Devamında. Devam. Devam ediyorsunuz uygulamaya. Devam ediyoruz. Yani o uygulama aralığını kaç günü çıkardınız? Kaç günde yerdiniz yaprak gübresini? 15 günde. 15 gün arayla uyguladınız. 15 gün arayla. Damlamayı da, rekor damlama gübresini de tabandan verdik. Tabandan verdik. Burada firmamızın gübreleme programının tamamı uygulanmış oldu. Aynen. Meyve zaten bak meyvelerde olan. Damlamayla ilgili burada şimdi bu çeşit Tori. Evet. Bunun meyvenin irileşmesi, kalitesi, dolgunluğu konusunda ne söyleyebilirsiniz? Yani şimdi göründüğü gibi ekranda da gösteriyorsunuz. Şöyle gidelim. Yere doğru gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Meyve boşluğu yok. Meyveler şöyle gayet iriliklerde. Yavaş yavaş şöyle çeke gelelim. Şöyle gösterelim. Bak. Şurayı. Bak. Acele etmeden. Meyve boşluğu yok. Aha. Sertlik. İrileşmesi. İri inadına. Güzel. İrileşiyor. Yani burada aslında bizim su oranımız biraz da tuz oranı olmasına rağmen bu yıl irilik çok çok güzel. Tamam. Yani tuzluluk sorunu olan bir toprak. Evet. Şu irilikleri rahatlıkla alabiliyoruz. Gidelim şöyle biraz daha. Gösterelim ki her noktada. Su pH'miz yüksek olduğu halde. Yani hem tuzluluğumuz var hem pH'imiz yüksek. Doğru mu? Ona istinaden bakın. Bu şekilde. Evet. Tori cinsi. Bir çeşit. Gayet burada. Yukarısı, aşağısı, her tabii tarafı. Burada aşağıdan hasat yapıyoruz alt maçalardan. Evet. Yaptık bunu. Şöyle yavaşça göstererek gelelim. Acele etmeden. 350 gramı, 400 gramı yakın. Yani tane oranı olarak. Tane şöyle olarak. Şöyle gösterelim. Şurada. Şöyle elimizi dolduruyor. Tori cinsi. Şu da şeyleri. Bak. Bu şekilde. Şimdi. Ufaklı büyüklü değil. Yani hepsini bir yani çok güzel meyve. Bak meyvelerin içinde dolu. Anladım. Gövde şimdi dolu. Şimdi şöyle yapalım. Topraktan rekor gelişimi verdik. Toprakla ilgili tuzluluk sorunumuz var.
Evet. Burada herhangi bir kök çürüme vesaire durumu zaten görünmüyor. Bitki sağlıklı. Evet. Ama bu yıl. Bu yıl için. Evet, bu yıl. Bu yıl artı böyle. Damlama gübresini verdik. Artı yaprak gübresi. Evet. Yaprak gübremizle stres alıyoruz. Burada bir stres oldu mu? Susuzluk stresi. Soğuk sıcak stresi. Yaprak gübresini attığımızda hiçbir şey görmedik. Hı hı. Yani bu yıl önceden vardı, yaşıyorduk ama bu yıl gayet görüyorum. Verim dönüşleri olarak ne artmıştır bu sene? Bugüne kadar tahmini şu görüntüye göre. Tepeleri zaten artmış. Vallahi belki ben abartmış gibi olurum ama ben %50 fark yani görüyorum. %50, yani önceki dönemlerden %50 fark görüyorum. %50 fark görüyoruz. Şöyle şurayı da gösterelim. Şuralardan da. Evet. Ya burada sonuna kadar bak. Serenin sonuna gelelim evet, diye söylüyorum. Tam mesela burası en dip, soğuk, en sıcak alan yer. En soğuk olan yer. Şöyle gelelim. Gel ben. En sıcak ve en soğuk. En soğuk olan yer burası. Şu şekilde görünüyor. Bak yere düşenler de ağırlığından düşenler. Yani şöyle alalım. Evet. Şu domatesin herhangi bir kusuru yok. Evet. Bak. Şey anlamında. Bak şu gayet, da şu da aynı bak. Bak. Şunlar olsun. Yani burada ciddi şekilde şey tam burası alır. Bak mesela soğuk olan bir yer. Soğuk. Burası Serhan'ın sorunu. Evet. Bak maçaları bak. Hepsi aynı. Bu şekilde görünüyor. Şimdi şöyle geriye doğru geçelim biraz daha. Rekor gübre. Rekor gübre AŞ firmasının gübreleme programının tamamı uygulanmış bir sera. Evet. Baştan sona burada kadar. Burada baktığımız zaman herhangi bir hastalık unsuru da şu an yok. Hayır. Peki bir haşere, aksinek vesaire gibi bir durum var mı bu sene? Ne gibi bir şey var? Yani şu anda yani gözleminiz? Bizde bir sıkıntı bir yok. Bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız yok. Bitki sağlığı zaten şey olarak şimdi şunu söylemek istiyorum ben. Şöyle yaklaşırsak. Şimdi şu tepe dönmüş. Evet. Şu son çiçek diyelim. Son çiçek. Bir önceki dönüm zaten maçamız zaten tutmuş. O tamamen tutuk. Şöyle tutmuş. Yani mesele burada bitkinin çalışıyor olması, çatallaması. Evet. Şimdi şurada mesela gösterelim. Şurada tepede. Evet. Bura gidiyor. Burada bir maçamız var. Buradan bir çatal. Fisil yapmışız ama burada da çiçek evet. gelmiş. Yani bir alt maçayı bak telin şöyle. Üzerindeki önce tutmayan yerlerde bakın, tutunları. İşte bakın bu şu gelen şuradaki fisilden çıkan tutum. Burası da aynı şekilde. Devam ediyor. Bunlar da verime yansıyor. Evet. Bu şekilde. Tavsiye eder misiniz? Öncelikle Kınık, Fethiye, Antalya'daki, evet. Türkiye'deki şöyle bakarak sera üreticilerine. Ya biz üretici olarak yani çok kişileri denedik. Hı hı. Her ürünleri de denedik. Ama gerçekten bu sene yani rekor gübre denememizde çok büyük farkını gördük. Hı hı. Yani bunu reklam amacıyla değil. Tamam bu şekilde reklam söylenir ama şimdi harbi olarak ben bunu bir üretici olarak bir üreticilerimize kullanmalarını. Kaç yıldır bu süre sizde şu an burayı işliyorsunuz? Bu 13. yıl. 13. yıl. Yani bunu söyleyebilmeniz için yaptığınız 13 yıllık bir üretim var. Zaten serayı da toprağı da zaten çok iyi biliyorsunuz. Bölge olarak, evet. yer olarak. Biz size teşekkür ederiz. Yani ben bu yeri yani bu yere karşı bu verimi aldığım için herkesin yani kullanmasını tavsiye ederim. Bizler zaten şöyle bu videolardaki çekme amacımız sizlerin buradaki çevresindeki insanların görüp faydalanması, başka yerlerdeki insanların faydalanması. İlla ki bu çekimlerde kendi reklamlarımızı mutlaka yapacağız ama buradaki oluşan bu mevcut sonuçlar bütün seyircilerin ihtiyacı olan evet. Alması gereken sonuçlardır. O yüzden bütün seyircilere buradan tavsiye ediyoruz. Aynen. Selamlarımızı aynen. gönderiyoruz. Aynen. Yani